Herkese merhaba, Deniz Havası kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Starbucks kurabiyesi hazırlayacağım. Bunun için bir tane yumurta, 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağı veya margarini, bir çay bardağı esmer şeker, bir çay bardağı beyaz şeker, bir tatlı kaşığı nişasta. Ben mısır nişastası kullanacağım ama siz hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir paket vanilya, bir su bardağı çekilmiş ceviz, 3,5 çay bardağı, yine şu çay bardaklarıyla ölçümüz, un ve çikolata kullanacağım. Çikolata içinde 2 tane kare sütlü çikolatayı rondoda çektim. Daha öncesinde de kullanmak üzere fındıkla bir çikolata parçası hazırlamıştım. Bir çay bardağı kadar da ondan kullanacağım. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi isterseniz yapımına başlayalım. Ben tek ölçülük hazırladım malzemelerimi ama kendim biraz daha fazla yoğuracağım. Siz isterseniz bu malzemeleri katlarında çoğaltabilirsiniz. İsterseniz hemen yapmaya başlayalım. Şimdi yağımızı bir tepsiye aldım. Üstüne şöyle bir çay bardağı esmer şeker. Biraz dururken tabii ki şekerim eridi. Yine bir çay bardağı beyaz toz şeker ilave ediyorum. Yumurtamı da ilave edeceğim. Ve biraz yoğuracağım. O yağın bu aşamada oda sıcaklığında olması önemli. Güzelce yoğuracağım. Yağ, şeker ve yumurtalarımızı güzelce yoğurdum. İyice şekerin erimesini sağladım. Şimdi artık sırasıyla diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. Öncelikle unu ilave edeceğim. Sonra 3,5 çay bardağı unumuz. Bir tatlı kaşığı mısır nişastası. Kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı. Vanilya. Yine bir paket. Bunları da güzelce yoğuracağım. İyice karıştıracağım. Homojen bir kıvam alana kadar. Daha sonra çikolata parçalarıyla cevizi ilave edeceğim. Hamurumuzu yoğurduk. Çok güzel. Elle yapışmayan, bakın şöyle kıvamlı, rahatlıkla tepsiden ayrılan bir hamur oldu. Şimdi artık şöyle biraz daha yayıyorum. İçine cevizini ilave edeceğim ve çikolata parçalarını. Şöyle bir su bardağı çekilmiş cevizim var. Daha önce de söylemiştim. Sütlü çikolatayı çektim rondoda. 2 tane kare çikolata çektim buraya ben. Yine bir çay bardağı kadar da fındıklı çikolata parçası karışımım var. Onu da ilave ediyorum. Ve tekrar iyice bütün malzemeleri bir araya gelene kadar yoğuracağım. Hamurumuz hazır. Gerçekten çok güzel, kıvamlı, ele yapışmayan bakın bir hamur oldu. Şimdi bunu 15 dakika, 20 dakika kadar normal dolapta bekleteceğim. Biraz kıvam alsın diye. Fırınımı da 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden ısıttığımız fırında 15-20 dakika hafif renk alana kadar pişireceğiz. Daha sonra yemek için çok lezzetli, bol çikolatalı, cevizli kurabiyelerimiz hazır olacak. Şimdilik haydi dolaba. Kurabiyelerimizi dolaptan çıkarttım. Gayet güzel soğumuş. Şimdi hemen bir kenara alıyorum. Şöyle bir tepsiye yağlı kağıt serdim. Bu yağlı kağıda küçük küçük parçalar halinde şekiller vereceğim. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Bir yandan ısınıyor. Ne çok büyük ne çok küçük. Cevizden biraz daha büyük parçalar alacağım. Şu şekilde. Hızlıca yuvarlıyorum. Bakın şu şekilde. Ve biraz daha şöyle çekeyim tepsimi. Kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır.
bir ölçüden ortalama 25 ile 30 arası, yani kurabiyenizin büyüklüğüne göre değişir, kurabiye çıkıyor. Şimdi 180 derecede önceden ısıttığım fırına artık kurabiyelerimizi verebiliriz. 15 dakika hafif renk alana kadar pişireceğiz. Çok kıtır kıtır bir kurabiye olmuyor. Çok fazla kurutmayın. İçinde kurutursunuz. Bu brownie tarzı bir kurabiye. O yüzden 15 dakika aslında yeterli oluyor. Benim fırınımda özellikle. Kontrollü bir şekilde pişirirseniz gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir kurabiye oluyor. Şimdi haydi fırına. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Artık servis için hazır sayılırlar. Biraz daha soğumaları gerekiyor. Çünkü bu sıcaklıkta tepsiden kaldırırsanız kırılabilirler. Ve hafif de çatlak olmasını istiyorsanız böyle ilk sıcağı çıkmadan şöyle bir bardak yardımıyla hafiften üstlerine bastırabiliriz. Böylelikle daha çok Starbucks kurabiyesini andıracaktır. Bakın bu şekilde hafiften üstlerine hepsinin bastırıyorum ve kurabiyelerimi çatlatıyorum. Ve biraz bekleyeceğim. Daha sonra servis tabağına alacağım. Kurabiyelerimiz artık servis tabağına aldım. Gerçekten çok güzel oldular. Çok da lezzetli görünüyorlar. Hemen bir tanesini sizin için şöyle içinde göstereyim. Bakın şöyle. Şu anda bile yumuşacık. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Dışı biraz daha sertleşecek ama içi bu yumuşaklıkta kalacak. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Biz gerçekten çok severek yiyoruz. Çayın yanında da çok güzel oluyor. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.